Arkadaşlar merhaba. Bir önceki videoda hatırlayacağınız gibi Çin Merkez Bankası Yuan'ın fazla değerlemesini engellemeye çalışıyordu. Peki bunu nasıl yapıyorlardı? Hemen hatırlayalım. Piyasadaki fazla dolarların tümünü bastıkları yuanlarla satın alıyorlardı. Yani Yuan basıp bu yuanları açık piyasada dolar almak için kullanıyorlardı. Bu da doları olan talebin artmasını, yuanın değerinin düşük kalmasını sağlıyordu. Yani yuan basıp dolar satın alıyorlardı. Gördüğümüz gibi yuan değerini düşük veya doların değerini yüksek tutmak için bunu yapmaya devam etmek zorundalar. Böylelikle uygun bir ticaret dengesi kurmaları mümkün oluyordu. Ancak bunu yaparken dolar rezervleri de çığ gibi büyüyordu. Bir önceki videoda belirttiğimiz üzere kasada tomar tomar dolar biriktirmiyorlar. Bu dolarları likit değer mülk satın almak üzere kullanıyorlardı. Satın aldıkları temel mülk neydi? Hazine. Amerika'nın hazine bonosuydu. Bu dolarlarla Amerika hazine bonosunu satın alıyorlar. Buradaki diğer aktörlerden de bahsedeyim ki bu hisseleri iki farklı kaynaktan alabiliyorlar. Bunlardan birincisi Amerikan hükümeti yani Amerika Hazine Bakanlığı borç para almaları gerektiği zaman hazine bonosu basıyorlar. Bir de daha önce hazine bonosu satın almış insanlar var. Onlar da ikinci kaynak oluyor burada. Buraya çizelim. Hazine bonosu sahibi birisi olsun bu kişi. Şapkası, saçı, bıyığı da eksik olmasın. Evet, bu bir hazine bonosu sahibi. Şimdi dilerseniz bir gözden geçirelim. Amerikan hükümeti borç para almak istediğinde birileri bu parayı hükümete veriyor. Amerikan hazinesi de onlara senet veriyor karşılığında. Bu senet hazine bonusu dediğimiz şey. Bu belgenin sahibi hazineden faiz alma hakkına sahip oluyor. Bu faiz eldekinin ne tür bir tahvil ya da bono olduğuna ve vadesine bağlı olarak değişiyor. Bunun üzerine bir video daha var, özellikle verim eğrisinden bahsettiğim bir video bu İleride bir tarihte Amerikan hazinesi bu insanlara verdiklerinden daha fazla parayı geri ödüyor Bu gördüğümüz hazine tahvili ya da bonosu, eğer kısa vadeli ise hazine bonosu, uzun vadeli ise hazine tahvili diyoruz Evet bu bir hazine tahvili yani bu Amerikan hazinesine verilmiş bir borç Peki diyelim ki Çin Merkez Bankası'nın elinde dolar fazlası var. İki ayrı kaynaktan hazine bonosu veya tahvili alabiliyor. Amerikan Hazinesi bağış toplanması gerektiğinde senetlerini açık artırmaya çıkarır. Kim en az faizi kabul ederse ona satacaktır. Şöyle diyelim. Çin hükümeti Amerikan hazinesi hazine bonosu veya tahvilini açık artırmaya çıkardığında parayı doğrudan Amerikan hazinesine verebilir. Amerika hazinesi de karşılığında onlara bu tahvillerden birini verir. Ya da Çin tahvili açık piyasada satışa sunmuş birisinden satın alabilir. Bu oldukça derin likit bir açık piyasadır. Çin bu kişilere doğrudan para verebilir ve tahvili Merkez Bankasına transfer ederler. Peki Merkez Bankasında neler oluyor? Çin Merkez Bankası dolar satın almak için para basar. Bu para aslında Amerikan hazinesine borç olarak verilir ve bu bir kısır döngüdür diyebiliriz. Aslında olan şey Çin Merkez Bankası Amerikan hükümetine borç veriyor. Başka hisselerde alıyor olabilir ama temelde satın aldıkları likit değer, hazine bonosu ve tahvilidir. Peki bu Amerika'yı nasıl etkiler? Yatırımcılara senet borçlu olmak yerine Çinlilere borçlanıyorlar. Peki şimdi bir başka soru düşünelim. Amerikan hazine senetlerinin talebi bu çok önemli oyuncunun varlığı olayları nasıl etkiler? Verim eğrisi videomuzda görmüştük size borç vermeye hazır insanların sayısı arttıkça faiz oranı düşüyordu Buna kolay bir örnek gösterebiliriz diyelim ki borç para alacağım koca bir ülke değil sadece ben Ülkede ümran olsun diyelim ki buradayım ve 10 lira borç almak istiyorum bana en iyi koşullarla kim 10 lira borç verecek diyorum. Haftaya ödeyeceğimi söylüyorum. Umarım öderim. Birisi gelip bir hafta için %10 faizle verebileceğini söylüyor. Aa ne mutlu bana diyorum yani bir hafta sonra 11 lira olarak geri ödeyeceğim. Haftalık %10 faizle bu şekilde oluyor bana 10 lira veriyorlar ben de bir sonraki hafta 11 lira olarak geri ödüyorum. Ancak bir anda başka birisi çıkıyor ve diyor ki ben bu Bay Turuncu denen adamdan daha uygun koşullarda borç verebilirim sana. 10 lira vereyim, sen de bir sonraki hafta 10,5 lira olarak geri öde bana. Bakın burada ne oldu? Bu iki kişinin de borç verebilecek 10 lirası var. Borç vermenin karşılığında bir getiri bekliyorlar. Eğer borç vermeye hazır tek kişi ilk adam olsaydı, onun şartlarını kabul edip %10 faizle geri ödeme yapmam gerekirdi. Ancak diğeri böyle bir durumda bana diyor ki Sakın benim de 10 dolarım var ve ben sadece yüzde %5 faize razıyım benden al diyor 10 lira için haftalık 50 kuruş faiz hiç de fena değil artık onu tercih edeceğim Borç almaya müsait daha fazla para olunca eşitliğin bu yanı daha rekabetçi olacaktır ve faizler düşecektir Hatta üçüncü bir kişi bile çıka gelebilir ve bu ikisini boş ver benim de 10 liram var Bankada boş boş yatacağına sana borç vereyim. Sen de haftaya 10.25 olarak geri öde Benim de işime geliyor, değil mi? O zaman da üçüncüsüne giderim. Yani bu borç vermeye hazır kişilerin sayısı arttıkça faiz oranı düşecektir. Buna paralel bir şekilde düşünürsek borç verilen paranın miktarı arttıkça borç almanın maliyeti de düşüyor. Yani düşük faiz söz konusu oluyor. Hatta buna daha ucuz para bile diyebiliriz. Bu parayı borç almak daha da ucuz oluyor. Para borç almanın maliyetine faiz denilebilir. Düşük faiz diyoruz. Peki bu ne işe yarıyor? Yani düşük faiz nedir? Bu benim 10 lira borç aldığım basit bir örnekti. Borç verilebilen kişi sayısı arttıkça rekabet arttı ve daha iyi faiz olanakları ortaya çıktı. Bu durumu alıp makro seviyeye uyarlayabiliriz. Amerikan hükümeti sürekli borç para alıyor. Bu parayı vermeye, Amerikan hükümetinin borç senetlerini almaya razı olan yerler arttıkça faiz oranları da doğal olarak düşecektir. Amerikan hazinesinin büyük bir alıcısının olmasının etkisi doların birikmesi, yabancı borsalardan bu paraların toplanması ve hazine bonosu satın almak için kullanılmasıdır. Bu faiz oranını düşürür. Yani Amerikan hazinesi daha az faiz ödeyerek borç alır. Peki bu ne anlama geliyor? İyice açık hale getirelim dilerseniz. Çinliler hazine bonosu alır. Bu temelde Amerikan hükümetine borç vermek demektir. Amerika düşük faizle borç almış olur. Burada hükümetten bahsediyoruz. Bu durumun ilginç yan etkileri var. Bakalım dilerseniz. Hükümet bütçe açıklarını daha kolay finanse eder. Bu finanse için çok faiz ödemek zorunda kalmazlar. Yani daha fazla para harcayabilirler. Amerikan vatandaşlarına daha fazla ödeme yapabilirler ya da vergileri düşürebilirler. Hangisi olursa ikisi de normalde bütçe açığını yaratır. Hükümet daha kolay para harcayabilir ya da vergileri artırmak zorunda kalmaz. Hatta belki vergileri düşürebilirler bile ki büyük faizler ödemek zorunda da değiller zaten. Amerikan hazinesinin borç alma maliyetinin düşmesi her şeyin faiz oranının düşmesi anlamına gelir. Bu faiz oranlarının en önemli göstergelerinden biridir. Eğer verim eğrisi videolarını izlerseniz daha iyi anlayacaksınız bu durumu Hatta bazılarınızın şu anda, bir dakika faiz oranlarını Amerika Merkez Bankası belirlemiyor mu dediğini duyar gibi oluyorum Amerika Merkez Bankası sadece gecelik oranlar belirler, yani kısa vadelidir bunlar Eğer geceliğin bankanızda kredi çekeceksiniz, onun faizini Merkez Bankası belirler eğer Amerikan hükümeti 5, 10 ya da 20 yıl sonra ödemek üzere borç para alıyorsa, bunun faizini piyasa belirler. Az önce burada gösterdiğime benzer bir piyasa mekanizması bu. Bu, ortada borç alınacak daha fazla ana para olmasına bağlıdır. 15-20 yıl sonra bu borç Amerika için ucuzlamış olacaktır. Bu durumda Amerika'daki bütün borçları ucuzlatır. Bunun neden olduğuna dair iki açıklama yapılabilir Bunlardan ilki çok yüzeysel bir şekilde insanlar Hey General Electric gibi bir şirket Amerikan hükümetinden sadece biraz daha fazla riskli der Özellikle Amerikan hükümeti 10 senelik borcunun yalnızca %3'ünü ödemekle yükümlüyken Belki de General Electric bundan sadece yüzde 0.3 yani binde 3 daha fazla ödeme yapmak zorundadır. Bu yüzden Amerikan hükümeti baz alınır ve insanlar aldığı risklere göre biraz daha yüksek faiz öderler. Diğer bir açıklama Çin hükümeti ya doğrudan Amerikan hükümetine ya da Amerikan hazine piyasasına dolar yağdırıyordur. Burada şapkalı çizdiğim adam daha fazla dolara sahip diyebiliriz. Hazineyi kullanmayacak ki hazine çok pahalı. Yani faiz oranı düşük. Bu yüzden Çin'den aldığı bu dolarları başka birisine borç verecek. Dolarlar hala burada General Electric'e verilebilir. Belki de bu adam bir kredi kartı şirketinin yöneticisidir ve bu dolarları tüketiciye borç verir. Sonuç olarak Amerika'daki tüm borçlar ucuzlar. Peki tüm bunların temel etkisi nedir? Hemen onu da açıklayalım. Amerika'daki borçların ucuzlamasının etkisi nedir? Amerika'da borç verilebilecek dolar artmış durumda. Hükümet daha fazla harcama yapıyor ya da vergileri düşürüyor. Peki bunların net etkisi nedir? Sonuçta insanların cebinde daha fazla para olacak ki hükümette işe girdiler ya da bir çeşit yetki ödeneği aldılar ya da daha az vergi ödedikleri için daha fazla paraları var. Hatta kredi kartlarına daha fazla yüklenebildikleri, ipotek borçları düştüğü için de ceplerinde nakit para var diyebiliriz. Tüm bunlar Amerikalı vatandaşın cebinde daha fazla para olmasına olanak sağladı. Bu göründüğü kadar iyi bir şey değil çünkü tüm bunlar borçlanmayla mümkün oluyor. Yani sonuçta Amerikalıların cebine giren ek para borç sayesinde giriyor ve bu borç gördüğünüz üzere ya kredi kartları temelinde ya da şirket borçları temelinde ya da dolaylı bir şekilde hükümet temelinde gerçekleşiyor. Ama bunların hepsi Çin'in hazine varlığı satın almak istemesiyle mümkün oluyor. Bu da Çin'in Amerika'ya borç vermeyi kabul etmesi anlamına geliyor. Peki ne oluyor bu durumda? Çin suni bir şekilde para biriminin değerini düşük tutuyor ve bunu da dolar satın alıp Amerika'ya borç vererek gerçekleştiriyor. Bu para sonunda Amerikan vatandaşları ve şirketleri ve hatta hükümetin eline geçiyor. Peki bu parayla ne yapacaklar diye sorabilirsiniz. Tabii ki ucuz çin yapımı mal alacaklar. Bu ucuzluk yapay bir ucuzluk ki sadece para biriminin değeri düşük burada. Yapay ucuzluğa sahip çin malı alıyorlar. Elbette bunlar daha düşük üretim masrafına sahipler ancak Amerikalılar için daha da ucuz çünkü yuanın kuru serbest değil. Bu anlattığım durumun özeti şudur arkadaşlar. Çinliler Amerikalılara borç veriyorlar. Amerikalılar da bu parayla gidip daha fazla Çin malı ürün alıyor. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.